Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet geldik yine yepyeni bir haftaya sizlerle birlikte. 12 Haziran ve 18 Haziran burçlarımızı neler bekliyor? Tabii ki her zaman olduğu gibi koçlarla başlıyoruz. Yükselen burç, kendi burcu ve ay burcu koç olanlar. Evet koçlar bu haftayı çok ilginç bir şekilde karşılayacaksınız. Hafta sonu yeni ay ikizler burcunda doğuyor. Fakat ondan önce baktığımız zaman e, ayın birinci pazartesi ve salı sevgili koçlar ay sizin evinizde. Evet ay biraz duygusallık veriyor. Pazartesi ve salı her şeyi takabilirsiniz kafanıza bir şeyler abartabilirsiniz. Bu arada Pliton Kova Burcu'ndan tekrar kendi tepe kariyer evinizde ilerlemeye başlıyor. Yani Oğlak'ta. Evet yarım kalan işlerinizi tamamlayın. Biraz daha iddialısınız. Çok fazla derinlemesine gideceksiniz. Olayları çok takıntı haline getireceksiniz. Size söylenen her şeyin altında dibini arayacaksınız. Bir şeylere kesin çözüm getirmek isteyeceksiniz. Ama tabii ki pazartesi ve salı biraz zorlanacaksınız. Çünkü ay size ne kadar ne söylenirse söylensin bir şeyler kafanızda farklı bir şekilde empoze edilebilir. Evet bu arada Uranüs ve Jüpiter para evinizde hala. Para ile ilgili konular yeniden gündeme gelecek. Evet siz çalışacaksınız. Sürpriz paralarınız var. Bu paralar uzun süredir beklediğiniz hatta hiçbir zaman kayda geçmeyen paralar tekrar sizin karşınıza gelecek. Evet uzun süredir Pliton İletişim 11. evinizdeydi. Orada sizi birazcık yormuştu. Biraz kafanızı karıştırmıştı. Artık tekrar Oğlak Burcu'na geçti. Kariyerinizle ilgili konuları gündeme getirdi sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar haftaya şöyle baktığımız zaman ille de kariyer diyorsunuz. Haklısınız kariyerinizle ilgili güzel şeyler yaşayacaksınız. Fakat güneşle aynı zamanda Merkür İkizler Burcu'nda yer alıyor. pazartesiden itibaren. Evet bu güneş ne zaman Merkür'le Merkür bir araya gelse çok güçlü böyle iletişim konusunda çok kuvvetlisiniz. Yakın arkadaşlarınızla dostlarınızla bir güçlü güçlü konuşmalar yap, yapacaksınız. Hatta o güç birliği size iyi gelecek Hatta ve hatta diyeceksiniz ki ben bu konuyu biraz daha düşünmek istiyorum. Ben bu konuyla ilgili daha iddialıyım. İlişki konusunda biraz baskıcı davranabilirsiniz. Sözleriniz, konuşmalarınız, yapınız her zaman sizin için önemli ilerlemeler kat edecek. Özellikle çevre ilişkilerinizi çok iyi kullanabileceğiniz alanlardan günlerden biri olacak. Şimdi çarşamba, perşembe ve cuma... 3 gün boyunca ay boğa burcunda. Para evinizde. Evet o Plüton'la ay güzel bir iletişim, stelyum bir açı var. Yani aynı zamanda Uranüs ve Jüpiter'le bir araya gelince duygusal harcamalar, duygusal paralar, duygularla ilgili konular, duygu, duygu, duygu. Yani ille de duygu diyorsunuz ve bu duygusal konularda oldukça başarılı olacaksınız. Parasal konulara Duygusal bakacaksınız. Paranızı bir yerlere de yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Gelen paraları harcamak için biraz zorlanabilirsiniz. Yani harcamayayım, biriktireyim. Para bana daha lazım olabilir ileride. Ben bu ortamı her zaman bulamıyorum. Bu para benim için önemli diyebileceğiniz zamanlar. Çünkü aynı zamanda ay hakimiyet kuruyor para evinizde. Orada sürpriz paralar aynı zamanda Jüpiter. Evet kendinizi bu konularda daha çok besleme konumuna giriyorsunuz. Çok da haklısınız. Yapacağınız çok güzel şeyler var. Hadi bakalım o konuda maddi konularla ilgili enerjiniz çok çok güzel. Şimdi baktığımız zaman Neptün Satürn balık burcunda. Hala orada devam ediyor. Satürn aynı zamanda sizi içsel bir disiplin getiriyor. Yani Satürn sayesinde hayallerinizi daha gerçekçi hale getireceksiniz. Yukarıdaki Pliton'dan da iyi bir iletişimi aldığınız için evet... Uzun süredir muhallakta kalan işleriniz biraz daha hız kazanacak. Tabii ki, tabii ki Mars'tan çok güzel etki alıyorsunuz. Mars ne yapıyor sizi? Aşk evinizde aynı zamanda orada Venüs'le birlikte hareket ediyor. Mars'ın ve Venüs'ün sizi muhteşem bir enerjisi var. Yani sosyalleşiyorsunuz dikkat çekiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda gözler sizin üzerinizde. Hafta boyunca bol bol sosyal alanlarda gezin. Paranızı dikkatli kullanın. İş konusunun konusunda iddialı olun ve yapabileceğiniz işlerin hayalini kurun. Bu size daha iyi gelecek diyoruz. Sevgili koçlar, sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Merhaba sevgili boğalar. Yepyeni bir hafta. Her zaman olduğu gibi. Her hafta aynı şeyleri tekrarlayarak giriyoruz ama her hafta gezegenlerimiz şekil değiştiriyor. Ve haftalık burç yorumlarımıza baktığımız zaman bize her hafta yeni tiyolar veriyor. Yaşantımızı ne yapacağız? Kimlerin hangi duyguları duyacağız? Kimlerle nasıl bir iletişimde olacağız? İyi ki yıldızlar var, iyi ki gezegenler var. Bize öngörüleriyle hayatımıza ışık tutuyor. Seviyoruz biz bu yıldızları bunlarla yaşamayı, hayatımızı bunlarla şekillendirmeyi. Evet sevgili boğalar, öncelikle biliyorsunuz Uranüs, Jüpiter ve Ay düğümüyle hareket ediyorsunuz. Bu güzel. Ama Mars'tan çok sert bir etki alıyorsunuz. Bu tabii sizi birazcık yoruyor. Elinizde olmadan, elinizde olmadan konular gündeme geliyor. Şöyle baktığımız zaman notlarımız var bu arada astrolojinin haritası haritaları ile ilgili. Venüs ve Mars Aslan burcunda. Nerede? Size kare yapan aile ve yuva evinizde. Aman ailenize çok dikkat edin. Onları çok değiştirmeye kalkmayın. Onların duygularına birazcık e, özen gösterin veya kabullenin. Çünkü karşınıza çıkacak olan kim varsa aile içinde bu dedeniz olur, anneniz olur, babanız olur, kardeşleriniz olur. Aile bireyleriyle ilgili takışmamaya çalışın. Ama onlar için çok güzel şeyler yapacaksınız. Aile içi böyle hararetli konuşmalar. Çünkü uzun süredir satılması, satılma, satılamayan ya da bir takım inşaatla ilgili tadilatlarınız varsa çünkü Mars aynı zamanda Venüs'le birlikte bir anda böyle bir hareket getirir. Evi değiştirmek isteyebilirsiniz. İşte kapımı şöyle yapayım, penceremi şöyle yapayım. Evle ilgili konular gündeme gelecek sevgili boğalar. Evet ev değişimleri sizin için çok önemli. Ailenizle birlikte güzel konuşmalar yapacaksınız. Bu konularda sizi birazcık mutlu edecek ama zaman zaman sert çıkışlarınız olabilir. Çünkü boğalar e, birazcık Uranüs'ün etkisiyle, güneşin etkisi, şey, ay düğümünün etkisiyle bir anda böyle fevri konuşmaların içine girebilir. O yüzden lütfen sevgili boğalar dikkat edin. Takışmayın ailenizle. Bu arada güneşten çok güzel etki alıyorsunuz. Güneş de sizin para evinizde ufak ufak harcamalar, ufak ufak gelirler. O Venüs çünkü aynı zamanda çok sevdiğiniz insanlara harcayacağınız paralar. Biraz da zevkle ilgili çünkü Venüs biraz da te zevk, duygusallık, aile içindeki böyle sevdiğiniz konular, onlara harcayacağınız paralar gündemde. Ama Venüs biliyorsunuz Merkür'e böyle gelen parayı böyle duygusal harcamalara da götürebilir. Onlara dikkat edin ama çok güçlüsünüz bu arada. Peki boğalar Plüton artık kova'dan tekrar e, oğlağa geçti. Oğlak sizin ufkunuzu genişletiyor. Gözünüzü biraz yukarıya dikiyorsunuz. Sert etkiler alabilecek bir tepelerde. Yani şöyle diyorsunuz. Ben daha çok seyahatler yapmalıyım. Gittiğim yerlerde kurumsal işler yapmalıyım. Biraz yol beklemeliyim. Yollara gitmeliyim. İş hiçle ilgili konularda önemli işler yapmalıyım, kendimi aşmalıyım, para kazanmalıyım, paramı daha çok genişletilmiş hayallerimden almalıyım, kurumsal işler yapmalıyım. Yani kendinizi birazcık bulunduğunuz, şimdiye kadar yaptığınız işlerin dışında işlere birazcık daha takabilirsiniz. Çünkü iş konusunda hassasiyetiniz var sevgili boğalar. Yapabileceğiniz işler sizi mutlu ediyor. O yüzden Plüton'un Oğlak Burcu'na geçip size stelyum açı vermesiyle birlikte içinizdeki enerjiyi ortaya çıkaracak. Evet seviyorsunuz bu içinizdeki enerjiyle oyun oynamayı. Evet bu arada evet Plüton Oğlak Neptün Satürn Balık Burcu'nda sizin arkadaşlarınızla dostlarınızla görüşeceğiniz konuşmalar çok önemli. Önemli Görüşmeler size gelecek. Bu görüşmelerin altından, üstünden, yanından, sağından, solundan kırparak gerçek olan olayları kendinize ayırabilirsiniz. Evet boğalar bu konuda akıllıca konuşacaklar. Pazartesi ve salı ay koç burcunda bilinçaltınız çok hızlı çalışıyor. Bir şeyleri çözmek istiyorsunuz. Biraz duygusal düşünüp içinize atabilirsiniz bazı konuları. Çarşamba, perşembe, cuma Ay sizin burcunuzda duygusallığınız tavan yapıyor ve bu arada yaratıcı taraflarınız ortaya çıkıyor. Kendinizi çevrenize daha iyi lanse ediyorsunuz. Evet cumartesi ve pazar ay ikizlerde parasal ve bu arada yeni ay Para evinizde doğduğu için pazar günü çok güzel bir şey. E, kazançlarınızla ilgili yeni sinyaller, yeni müjdeler var diyoruz. Sevgili boğalar, siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir hafta. İkizler diyoruz. Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi ikizler olan için burçlarımızı neler bekliyor? Bu hafta ikizleri özellikle nelerle karşılaşacaklar? Biliyoruz sevgili arkadaşlar. Her hafta bize yıldızlar yeniliklerle geliyor. İlginç yenilikler sunuyor tabii ki. Her zaman için onları çözmemiz, onların yolunda ilerlememiz, bize sunacağı olanakları çözmemiz bu astrolojinin özel yöntemleriyle oluyor. Evet bakalım gezegenlerin kendi içinde hangi konularda dans ediyorlar, hangi konuda bize muhteşem haberler verecekler. Sevgili ikizler, Güneş ve Merkür sizin evinizde. Çok güçlüsünüz, bayağı güçlüsünüz ama gücünüzün farkındasınız. Konuşmalarınız vurgulu, konuştuğunuz konuların alt çizgileri çok önemli. Kırmızı çizgilerle çize çize ilerliyorsunuz. Her olay siz için muhteşem ilerliyor. Kendinizden eminsiniz. Hangi konuyu konuşursanız konuşun, muhteşem bir şekilde kendinizi hayata geçiriyorsunuz. Ya yani güneş size güç kuvvet konuşmalarınızda etkili. Evet, konuştuğunuz her konunun altında duruyorsunuz ve biraz da emirvaki yapıyorsunuz sevgili ikizler. Ve biliyorsunuz hafta sonu pazar günü yeni ay sizin burcunuzda doğuyor. Evet yeni ay doğuncaya kadar haftalık böyle sıkıntılarınızı bir an önce tamamlayın bitirin. Çünkü yap, yapacak çok şeyiniz var. Yapmanız gereken de çok şey var. Birinci altı eviniz dolu. Uranüs kuzey ay düğümü Jüpiter çok güzel, çok sürpriz bir olaylar olacak ve onlarla ilgili planlar yapacaksınız. Fakat parasal konularla ilgili, yaşamınızla ilgili yeni bir düzen, yeni bir arayış içindesiniz. Tabii ki bunlar güzel şeyler, aslında çok özel şeyler. Fakat siz nedense zaman zaman kafanız karışabiliyor. O yüzden Güneş'in ve Merkür'ün desteğiyle müthiş şeyler yapacaksınız, unutmayın. Burada Mars ve Venüs sizin iletişim evinizde. İletişim evi nedir? Üçüncü ev. Orada ne vardır? Aslan Burcu'nun verdiği güç Mars orada. Venüs. Müthiş bir aşk dalgası, heyecanı var sevdiğiniz insanla böyle kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Hatta gideceğiniz yerlerde böyle güzel bir aşk esintisi içinde olacaksınız. Hatta gittiğiniz her yerde insanlar size hayranlıkla bakacaklar. Venüs Mars ne zaman bir araya gelse üstelik bir ateş enerjisi taşıyan Aslan Burcu'nda girdiğiniz her yerde cazibe rüzgarları estirip insanların gözleri sizin üzerinizde olacak. Ondan hiç de rahatsız değilsiniz çünkü beklediğiniz olay bu. Güneş, üçüncü evinizin iletişim gezegeni, birinci evinizde Merkür'le birlikte ilerliyor. 3. üçüncü evinizin aynı zamanda Merkür'ü yine birinci evinizde oh, koşturup duracaksınız. Oradan oraya, oradan buraya kendinizi ifade edecek alanlarda ben varım diyeceksiniz. Yani her alanda özellikle çok muhteşem işler yapacaksınız. Muhteşem bir gelgitleriniz var. Yani nereye gitseniz, ne yapsanız, nerede olsanız Iyi takdir göreceksiniz, ilgi göreceksiniz. Bu da size yeter. orada arada Pliton kovadan artık Oğlak Burcu'nda sizin karşıt evinizde. Orada biraz parasal sıkıntılarınızı düzeltmek dağıtmak zorundasınız. Çünkü orada blokaj olmuş parasal konularla ilgili biraz kendinizi kapatmış durumdasınız. İnce hesaplar yapıyorsunuz. Yarım kalmış işleriniz, yarım kalmış parasal konularınız var. Hadi bakalım onları bir güzel oturun bu hafta hayata geçirin bakalım. Güzel şeyler olacak. Sakın unutmayın. Bu arada evet pazartesi ve salı Ay Koç burcunda. Ay Koç burcunda biraz duygusal insanlarla konuşacağınız konular, onlara vereceğiniz akıllar, duygu konusunda yapacağınız iletişimler gerçekten çok güzel. Salı, çar çarşamba, perşembe, cuma Ayboğa'da. Ay Boğa'da. Ay Uranüs'le birlikte böyle içinize bir sıkıntı, pıtırcıklar, bir şey söyleyeyim mi söylemeyeyim mi yapayım mı yapmayayım mı duygusallığımı bir konuya taşırayım mı taşırmayayım mı bunlar çok önemli ama cumartesi ve pazar ay ikizlerde yeni ay ikizlerde doğuyor ve yeni ayın ikizler burcunda doğmasıyla birlikte enerjiniz birden yükseliyor ve aynı zamanda güneşle ve tabii ki merkürle yapacağınız çok güzel bir iletişim var. Muhteşemsiniz, muhteşemsiniz. Evet, hafta sonuna doğru hayatınızla ilgili çok büyük böyle bir rating kendi içinizde kendinizi aşacaksınız. Kendinize güvenin, işlerinizi yoluna koyun, bol bol gezin, aşk hayatınızın da tadını çıkarın diyoruz ve sevgili ikizler siz seviyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar. 12 Haziran ve 18 Haziran arası siz sevgili yengeçler değilim mi? Yükselen Burç, Ay Burcu ve kendi yengeç olanlar. Enerjisi bayılıyoruz ama duygusal tarafınızda da büyük bir saygı duyuyoruz çünkü yengeç kadar algısı güçlü yaratıcı ve insanları öyle kavrayan ve ilişkilerinde muhteşem olan insanlar çok azdır. Evet bu arada sevgili yengeçler bilinçaltınız çok karışık desek ne dersiniz? Evet Çünkü orada aynı zamanda Güneşle Merkür var. Çok hızlı kararlar almayın çok düşünün. Bazı konularda çok inatçısınız. Özellikle düşündüğünüz konularda taviz vermek istemiyorsunuz. Çünkü Güneş 12. evde sizi inatlaştırıyor. Girdiğiniz ortamlarda kendi düşüncelerinizi çok rahat söyleyebileceksiniz ve söylediğiniz konularda da asla taviz vermeyeceksiniz. Özellikle iş hayatınızla ilgili konular, duygusal tarafınızla ilgili konular, enerjinizle ilgili konular. Evet bunlar çok önemli sevgili yengeçler. Tabii ki bu arada çok dikkatli olun. Ee, aynı zamanda Venüsle ile Mars sizi muhteşem bir şekilde para evinizde etkiliyor. Şimdi para evinize baktığımız zaman para bir yandan dolu dolu gelmeye başlayacak. Fakat bir yandan da harcama içgüdünüz de var. Evet bu arada güzelliğinizde, kendinizle ilgili, arkadaş dost toplantılarında, görüştüğünüz insanlarda Biraz daha cömert davranma olayınız var. Ve tabii ki karşı evinizde Plüton. Plüton artık 8. evinizden tekrar 7. evinize geçiyor. Orada ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Ne yapıyor? Tekrar ilişkilerinizi sorguluyor. Hani vardır diye yarım kalmış duygular, yarım kalmış ilişkiler, yapılanmamış konular, iş durumları. Bunları tekrar ele alacaksınız. Ve artık ele aldığınız konuları yeniden düzenleyeceksiniz. Plüton o konuda size tekrar bir şans veriyor. Geçtiğimiz haftalarda işte parasal konularla ilgili fragmanlar yaşadınız. Paranın girişi, çıkışı, harcaması, birikmesi, yatırımdı, geldi, gitti, gelmedi, neden gelmedi, paraya niye kavuşamadım? Bu tür sorgulamalar geçirdiniz ama artık buna Hayır diyorsunuz sevgili yengeçler. Biraz daha böyle olaylara karamsar bakıyorsunuz ama bu karamsarlığın altında müthiş bir değişim ve güzellik var. Evet sevgili yengeçlerin ikili ve duygusal ilişkiler bir kez daha göz, gözünüzün önünde bir kez daha sizin süzgünüzden geçecek. Evet seviyorsunuz bu konuyu. Evet bakıyoruz kariyer evinizde koç var. Koç sizi Tabii ki güzel şeyler verecek ama düşündürücü de. Çünkü Koç'un yöneticisi Mars para evinizde bol bol çalışacaksınız, genç kuşakla çalışabilirsiniz ya da aynı genç kuşaksanız arkadaş gruplarınızla öncü bir işler yapmak isteyeceksiniz. Bazı konularda sabitleyeceksiniz, kimseye taviz vermeyeceksiniz, enerjinizi yüksek tutacaksınız. Bu konular size iyi bir şekilde gelecek. Bu arada sürprizler var. Karşılaştığınız insanlardan aniden gelecek olan sürprizler sizi de şaşırtacak. Çünkü Uranüs'ün ve Kuzey Ay düğümünün size sunacağı muhteşem sürprizler var. Ve yengeçe de çok güzel bir etki alıyorsunuz. Evet pazartesi ve salı Ay Koç'ta. Çok iddialısınız ama kadınlara özellikle kendi cinslerinize kadınsanız, erkekseniz kadınlarla çalıştığınız konular ve genç erkeklerle çalıştığınız konular çok çok önemli olacak. Lütfen yeni bir yapılanmanın içinde olabilirsiniz. Duygularınızı anlatırken dikkatli olun ve çarşamba perşembe cuma ay boğada Evet ayın, ayın boğada olması sizi duygusal anlamda mutlu edecek aslında sevgili yengeçler. Çünkü sürpriz görüşmeler, sürpriz konuşmalar, duygusal konuşmalar oturup böyle uzun 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 birbirinize duygularınızı anlatma ve karşı, karşıt insanlardan gelecek olan güzel e, enerjiler bunlar sizi mutlu edecek. Fakat cumartesi ve pazar ay 12. evinizde aynı zamanda Hafta sonu bir yeni ay 12. evinizde doğuyor. Güneşle birlikte, güneşin kalbinde çok güzel şeyler, enerjiniz muhteşem. Hafta sonunu iple çekeceksiniz. Yeni bir yaratıcılık ya da yaratıcılığınızla ilgili yeni keşifler söz konusu. Ve kendinizi o kadar güzel anlatacaksınız ki siz bile şaşıracaksınız. Yetenekleriniz fışkıracak diyoruz. Ve sevgili yengeçler güzel bir hafta diliyoruz. Merhaba sevgili aslanlar. Yükselen burç ve ay burcu aslan olanlar tabii ki kendi burcu aslan olanlar. Evet ne yapıyoruz? Bu hafta yıldızlarımız bize neler söylüyor? Gökyüzünde ne var? Gökyüzü oldukça karışık zaten. Açılar sert gidiyor. Artı de, değişimler yaşıyoruz ama bunlar olması gerekenler. Yani öngörüler, öngörüleri çok iyi hesaplarsak ve takip edersek gerçek olaylarla karşılaşırız. Ama yapacağımız çok şey var sevgili aslanlar. Bir kere siz özellikle Venüs ve Mars'ın etkisinde olduğunuz için oldukça şanslı haftalarınızdan birindesiniz. Ve üstelik sizi yöneten Güneş ikizler Burcu'nda ve aynı zamanda ikizler Burcu sizi Merkür'le birlikte hareket ediyor. Yani ne yapıyor sevgili aslanlar? Sizi iletişim konusunda ve çevresel koşullarda muhteşem bir şekilde temsil ediyor. Nereye girerseniz gidin güç sizde. Hangi konuda konuşursanız konuşun herkes sizi dinlemek zorunda. Kendinizi dinlettiriyorsunuz. Ve bu arada çok böyle organizasyon zekanız var. Bir şey size ne şekilde söylenirse söylensin hemen kendi içinizde onu muhteşem bir şekilde yoğurup karşı tarafa ikna kabiliyetinizde kabul ettiriyorsunuz Evet bu kadar güzel şeyleri bir arada toplayan sevgili aslanlar Mars'ın ve Venüs'ün etkisiyle zaten çevresinde cazibe rüzgarları estiriyor herkes onları takip ediyor gözler onların üzerinde güzelliklerinin tavanlarındalar yani şöyle baktıkları zaman eğer kendileriyle ilgili bir değişim yaşamak istiyorlarsa güzellikleriyle ilgili bir e, bir sürü aslan kadınları çünkü kendiyle oynamayı severler. Eğer bu hafta e, öncelikle güzelliğinizle ilgili bir şey yapmak istiyorsanız hadi bakalım sevgili aslanlar Venüs'le birlikte Mars sizi muhteşem bir şekilde desteklediği için gidin bakalım kendinizdeki istediğiniz her türlü değişimi yapın. Çünkü Temmuz ayından sonra 23'ünden sonra Venüs Retrosu başlayacak. Temmuz'a kalmayın. Haziran ayında bu olayı bitirin. Özellikle bu hafta çok iyi uygun sizin için. Çünkü aynı zamanda güneşinizle Merkürünüzle birlikte hareket ettiği için de çağrıldığınız davetlerde, göründüğünüz yerlerde boy göstereceksiniz. Herkes sizi sevecek. Enerjinizi yüksek seyrediyor. Yani Aslanları birazcık övgü yağmuruna tutalım mı sevgili arkadaşlar? Tabii ki bunların dışında zorlanacakları konular da var. Karşıt evlerindeki Plüton 6. evlerine geçti. Şimdi asıl 6. ev biraz gündelik hayat, iş, birlikte yaşadığı, iş yaptığı insanlarla yaşanan sorunlardır. Yarım kalmış işler, bir takım uzun süredir planlayıp da yapamadığı olayları tekrar ele alıp sallayıp ee, sevgili aslanlar, düzeltip bir kenara koyacaksınız. Evet, derin düşünüyorsunuz. Derin düşünmek size iyi gelecek. Özellikle hani o karşılaştığınız, iş yaptığınız insanlar ve gündelik hayatınızdaki insanlar var ya, size ne anlatırsa anlatsın, dibini, çok dibini düşünmeye başlayarak kendinizi yeni bir... E konuya adapte edeceksiniz. Evet oğlaklar sizlik biraz ketum yapıyor. Sırya olacaksınız. İş yaptığınız insanlarla her şeyi konuşmak istemeyeceksiniz. Kendi içinizde saklayacaksınız. Evet bunlar sevgili aslanlar. Bir taraftan çok güzelsiniz. Enerjiniz güzel. Çevresel koşullarınız güzel. Diğer taraftan iş konusunda ağzınız sıkı olursa size daha iyi gelecek. Şimdi başka bir de olay var. Tepe evinizde Uranüs var. Ay düğümü var. Aynı zamanda Jüpiter var. Jüpiter sizin sürpriz olarak işinizde yükselmenizi istiyor. Yetenekleriniz bir anda fırlayabilir. Zaten Mars da bu konuda destek veriyor. Fakat kare açı var. Kareler bizi sizi biraz zorluyor. Aman buna dikkat edin. Neden zorluyor? Çünkü sevgili aslanlar ne zaman bir kare var, fırsatlar var. Ne zaman karelerin içinde özellikle 10. ev kişisel 1. ev karesi yaşıyorsanız kendinizi daha çok ortaya dökmek, daha çok işinizde kendinizi göstermek zorundasınız. Maalesef bu hafta kendi güzelliğiniz bir yana ama iş konusunda biraz çaba sarf etmek zorundasınız. Aman dikkatli olun. Evet bu arada Pazartesi ve Salı Koç burcunda seyahatler, duygusal konuşmalar. Çarşamba, Perşembe ve Cuma kariyer eviniz çok güçlü olacak. O gün yapacağınız çalışmalar çok çok önemli. Özellikle hafta sonuna doğru yeni ay hafta sonunda iletişim evinizde yeni fikirleriniz, yeni arkadaşlar, yeni dostlar, yeni enerjiler. Hafta sonu biraz karışık bir iletişim halinde geçirebilirsiniz ama olsun bu size yarayacak diyoruz ve sevgili Aslanlarımız siz seviyoruz kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba sevgili Başaklar. Yükselen Başak, Ay burcu Başak ve kendi Başak olanlar. Hala gribi tam olarak atlatamadım. Yaz gribinin çok uzun olduğunu söylemişlerdi. inanmamıştım ama ben yazları çok fazla grip olmadığım halde bu sene ilk defa yakalandım. Evet Başaklar Merkür etkisinde olduğunuz için ve Merkür yan taraflarınız çok ortada. O yüzden tepe evinizde kariyerinizle ilgili olaylarınız var. Evet güneş kariyer evinizde ve sizi yöneten Merkür de kariyer evinizde. Çok fazla sorumluluk, çok fazla iletişim halinde olacaksınız. Olmak da size yakışıyor aslında. Başaklar çünkü durdukları yerde duramazlar. Her an bir şey yapmak, her an kendilerini ortaya çıkarmak ve oralarda koşturma koşuna gidiyor sevgili başakların Peki sevgili başaklar e, ne yapacaksınız tam kariyer e, karşıt evinizde de Neptün var Neptün sizi birazcık yoruyor Tabii ki Satürnle birlikte kariyer evinize tam böyle dik açı yapıyor kendinizi değiştirmek çevrenizi değiştirmek kurallardan sıkılmak değişik kurallarla uğraşmak Bunlar size Tabii ki çok iyi gelecek Seviyorsunuz sevgili başaklar kendinizle ilgili ön plana çıkmayı. Hani belli etmeseniz bile. Güneş sizi Merkür'le birlikte istediğiniz her şeyi bu hafta konuşabilirsiniz. Bilinçaltınız yalnız çok ilginç. Orada bir Venüs ve Mars var. Gizli, gizli duygular kafanıza taktığınız kişiler, aşık olduğunuz ya da herhangi bir şekilde duygu duyduğunuz veya size duygu duyan insanlarla böyle kendi içinizde harmanlıyorsunuz o duyguları arayayım, aramayayım, gelse, duygularımı söylesem, daha mı net olsam veya o kişi benim hakkında ne düşünüyor? Böyle bilinçaltınızı kendi başınıza yoğurun bakalım. Ama bu arada 12. ev ile 10. ev açısı çok iyi. Bu açı size iyi şeyler veriyor. Düşündüğünüz her şeyi kariyer evinize aktarabilirsiniz. Her şey olumlu bir şekilde ilerleyecek. Sakın merak etmeyin. Enerjinizi bozmayın. Kendinizi de mümkün olduğu kadar yukarılara taşıyın. Evet istediğiniz ne varsa yapın ve yürüyün. Hani derler ya düşünüyorum yapıyorum. Yapmak istiyorum yapacağım. Kimse bana mani olamaz ama duygularımı enerji de katacağım. Çok ilginç sevgili başaklar. Bu arada Uranüs. Uranüs çok önemli. Uranüs çünkü olağanüstü duyguları, olağanüstü sürprizleri getiriyor. Aynı zamanda ay ile birlikte orada size birazcık karışıklık veriyor Jüpiter'le birlikte. Evet, yollara diktiniz. Yollardan gelecek olan güzel ve hoş haberler var. Bu haberler size iyi gelecek. Enerjiniz size daha iyi. Dokuzuncu ev size muhteşem. Kendinizle ilgili, işinizle ilgili önemli araştırmalar yapabilirsiniz. Yaptığınız araştırmaları kariyerinize katkıda olacak olaylarla meşleştirebilir, senkronize edebilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz olayları kendiniz, kendi gücünüzle halledebilirsiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Süpretüel taraflarınız çok güzel. Mantıklı taraflarınızı da seviyorsunuz. Ve bu arada yeni ay hafta sonu sizin 10. kariyer evinizde yeni iş teklifleri gelecek. Hatta bu iş teklifleri belki de zaman içinde yapmadığınız, yapmak istediğiniz ve kafanızda kalan takıntılı iş teklifleri olabilir. Hadi bakalım onları da bir an önce halledin bakalım. Şimdi onun dışında evet Oğlak Burcu'na geçen bir Pliton var. Artık Pliton çalışma evinizden çıktı. Yeni bir iş durumu geldi düşündünüz yapabilir miyim diye kendi içinizde düşündünüz bıraktınız ama şimdi sosyal ve e, sosyal evinizde orada derin ve kafası çok çalışan e, kurumsal ya da mantıklı işler yapabilecek insanlarla iletişim halinde olacaksınız. Bu sizi nasıl parlatacak, ışığınızı parlatacak, sosyalliğinizi artacak. E, yaşı büyük insanlar, bilge insanlar, güçlü insanlardan çok güzel dersler, çok güzel iletişimler alacaksınız sevgili Başaklar. Pazartesi günü ve Salı Ay Koç burcunda dikkatli olun. Parasal konularınıza sahip çıkın. E, çarşamba, Perşembe ve Cuma Ay Boğa burcunda müthiş ve ilginç haberlerle her şey ayağınıza gelebilir. Bir anda böyle yüreğini soplayabilir. Hafta sonu yeni ay tepe evinizde. Evet yeni iş tekliflerine hazırlanın sevgili başaklar. Sizi seviyoruz çünkü siz iş konusunda muhteşemsiniz. Lütfen yaratıcılığınızı arka plana atmayın. Çünkü bu sizi üzebilir. Bu arada gizli duygularınızı da ortaya çıkarabilirsiniz diyoruz. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya girdik. Evet sevgili teraziler. Evet yükselen burcu ve kendi terazi olanlar. 12 Haziran ve 18 Haziran sizleri neler bekliyor? Bir kere sevgili teraziler siz denge ile dengesizlik arasında gittiğinizi söyleseniz bile muhteşem bir dengeniz olduğunu siz de biliyorsunuz. Venüsünüz nerede bu arada? Evet Terazi'nin Venüs'ü ile ilgili yeni bir döngüsü var Aslan Burcu'nda. Ve Mars'la birlikte hareket ediyor. Evet teraziler sosyal ilişkilerinizde çok iyisiniz bu hafta. Öncelikle girdiğiniz her ortamda insanlar sizi saygı ve sevgiyle karşılıyor. Tabii ki Merkür'ünüz de, Güneş'iniz de aynı zamanda 9. evden size muhteşem bir şekilde enerji veriyor. Çok güzel stelyum açılar içindesiniz. Stelyum açılar her zaman için insanı iyi şeylere, güzel şeylere ya da olabilecek şeyleri kolaylaştırır. Hayatınızdaki bazı şeylere oluşumları çok daha kolay olmasını sağlar. Evet sevgili terazilerimizin öncelikle bu Venüs ve Mars kavuşumları ve Venüs-Mars iletişimleri 11. evde inanılmaz yeni insanlarla tanışma fırsatı var. Şimdi bu tanışma fırsatlarında kim, neden, niye, niçin, nasıl, niye bu sorular sorulabilir. Ama o kadar güzel bir akış içindesiniz ki sevgili teraziler. Hayatta yapamayacağınız şey yok. Her şey muhteşem bir şekilde, olumlu bir şekilde ilerliyor. Ve gideceğiniz yol oldukça ışıklı. Gücünüz güzel. Kendinize güveniyorsunuz. Güneş'ten Merkür'den 9. evde güzel bir etki alıyorsunuz. Yani çevre ilişkilerinizi, gücünüzü, gitmek istediğiniz konular, yapmak istediğiniz konular hepsi sizi iyi bir şekilde geliyor. Ve tabii ki e, bunun dışında 6. ev. 6. evde aynı zamanda Neptün'e Satürn var. Siz teraziler e, rahat gibi gözükseniz bile iş kariyerinizde, İşinizi çok güzel bir şekilde e, idare etme ya da organize etmeyi seviyorsunuz. Organize işlerde de başarılı olmayı kendinizi ilke edinmişsiniz. Bazı insanlar bazı konularda sizi birazcık kurcalayıp sıkabilirler. Onların bir takım kapalı tavırları sizi sıkabilir. Çünkü 6 ev Sağlığınıza çok dikkat edin sevgili teraziler. Özellikle kemiklerle ilgili, dişlerle ilgili problemleriniz varsa halletmeye çalışın. Çünkü iskelet sistemi ve kemik sisteminiz çok iyi. Ayaklarınız çok çok önemli. Bu arada yeni ay hafta sonu sizin 9. evinizde doğuyor. Şimdi 9. ev aynı zamanda Yenilikler, uzak ülkeler, yapmak istediğiniz, kendinize aşmanız gereken, kendi içinizde yaşadığınız farklı sorunlar. Yani keşifler, öyle diyelim keşifler. Yeni ayla birlikte içinizde var olan keşifler ortaya çıkacak. Tabii ki hafta sonu. Hafta sonunu beklemek zorundasınız. Bu arada Uranüs, Jüpiter ve Ay düğümü Boğa Burcu'nda. Boğa burcu seyir, terazileri birazcık yoruyor. Aynı zamanda parasal evleriyle ilgili istenmeyen masraflar, istenme, istenmeyen sorunlar çıkabilir. Aniden biriktirdiğiniz bir paranın bir kısmını sevdiklerinize harcamak zorunda kalabilirsiniz. Veya uzun süredir yine kafanızda var olan rakamlarla ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. İş imzalarınız olabilir. Bu da sizin için muhteşem bir şey. Dikkat edin bakalım sevgili teraziler. Bu hafta yaşayacağınız konuları şöyle tek tek pazartesinden itibaren kendi içinizde yazın bakalım bir köşeye. Pazartesi ve salı ay koç burcunda. İkili ilişkilerinizde, karşılık ilişkilerinizde. Evet ve koçun yöneticisi Mars'ta, Aslan Burcu'nda. Pazartesi ve Salı muhteşem bir aşk ambiyansı var yukarıda. Her şey sizi koruyor, kolluyor. Gittiğiniz ortamlar, yaşadığınız konular, her şey duygusal açıdan çok güzel bir verim sağlıyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma ay boğa Burcu'nda parasal konular, harcamalarınız, harcadığınız konularda yaşadıklarınız, İnanın bunlar çok çok önemli ama cumartesi, pazar özellikle hafta sonu yeni ay sizin dokuzuncu evinizde doğacağı için enerjinizde böyle yüksek volümlü dalgalanmalar var. Her şey istediğiniz gibi olacak, sezgileriniz çok kuvvetli, iletişiminiz çok güzel. Sadece iş konusunda dikkatli olun, para harcama konusunda da dikkatli olun diyoruz ve sevgili teraziler sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili akrepler, merhaba yükselen ve ay burcu olan akrepler. Evet bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor, gökyüzü bize nasıl öngörüler sunuyor, sizler nasıl hareket etmeniz gerekiyor, hangi konuda siz başarılı olacaksınız veya hangi konuda zorlanacaksınız. Bir kere karşı evinizde tam boğada Uranüs var, ay düğümü var. Uranüs ile birlikte ay düğümü sizi çok ilginç yapıyor. Bu arada Jüpiter var. Sürpriz işler, sürpriz aşklar, sürpriz, sürpriz, sürpriz. Evet Uranüs'ün getirdiği sürprizlere karşı biraz dikkatli olun. Çünkü tam kariyer evinizde, tepe evinizde bir aslan var. Aslan. Aslan burcu biliyorsunuz gücü temsil eder. Güneş'i aslanı temsil eden ya da aslanı yöneten gezegen Güneş ikizler burcunda. Ve ikizler burcu aynı zamanda sizin hayatınızla ilgili konuları ele alıyor. Yani maddi konularla ilgili konular, olaylar gündemde. Evet, bazı hiç ummadığınız yerden para gelecek, para ile ilgili konular gelecek. Konu sizi oradan oraya götürecek. ilginç para iletişimleri sağlayacaksınız. Yani yapacağınız o kadar güzel şeyler var ki enerjiniz çok mükemmel sevgili e, Akrepler. Para e siz parayı seviyorsunuz aslında. Parayı biriktirip, harcamayı, yatırım yapmayı bütün bunlar sizin için önemli. Güneş şimdi 8. evinizde aynı zamanda Merkürle birlikte hareket ettiği için yatırım konusunda kafanız çok işlek çalışıyor. Birçok konudan feyz alıyorsunuz. Döviz kurlarını takip ediyorsunuz. Para paranın kaynakları nereden gelir? Onları takip ediyorsunuz. Gelecek olan paranızı varsa veya borcunuz varsa borcunuzu nasıl öderim? Pozitif ve negatif anlamda parayı irdeleyeceğiniz bir hafta sevgili akrepler. Ve tabii ki tepe evinizde de aslan var. Aslan gücü temsil ediyor. Ve aynı zamanda orada Mars'ta Venüs var. Mars'la Venüs ne zaman bir araya gelse enerji çok yüksek. Böyle volüm yok ki çok yüksek oluyor. Yüksek volüm iş yaptığınız insanlar üzerinde muazzam bir cazibe rüzgarı estiriyorsunuz. İnsanlar size hayranlıkla inceliyor ya da hayranlıkla seyrediyor ve yapabileceğiniz ne varsa onları ortaya çıkarıyor. Evet güçlüsünüz. Yumruğunuzu yere vurabilirsiniz ama aklipler birazcık böyle çok fevran etmeyi ya da gücü yükseltmeyi sevmezler. Fakat siz isteseniz de istemeseniz de görüntünüzle, konuşmalarınızla, cazibelerinizle ön plana çıkacaksınız sevgili akrepler. Bu arada Plüton uzun süredir kova burcundaydı. İletişim evinize geçti. Şimdi iletişim evinizdeki Plüton sizi olayları yeniden yargılamanızı ya da yeniden olaylara yeni bir bakış açısıyla bakmanızı sağlayacak yoracak mı yoracak üzülecek misiniz üzüleceksiniz çünkü bazı konularda artık eskisi gibi değilsiniz siz insanları kardeşlerinizi yakın dostlarınızı arkadaşlarınızı artık eski gözle eski olay, e, açılımla bakmıyorsunuz vizyonunuz değişti açılarınız şekil değiştirdi siz kendinizdeki içinizdeki seni keşfetmeye başladınız ve ben duygusu ben egosu Biraz daha ön plana çıktı, haklısınız. Uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hani o küçük ilişkilerinizden kopabilirsiniz. Kendinize yeni bir yol haritası çizebilirsiniz. Ama bu çizdiğiniz yol haritasında ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Bütün bunları düşünün bakalım sevgili akrepler. Ve artık Pliton sizi bir tur daha atmanız için, eski sorunları tekrar ele almanız için karşınızda çıkıyor. Evet, pazartesi ve salı Ay Koç burcunda çalışma evinizde çalıştığınız insanlarla yeni bir enerji, duygusal bir enerji içinde olabilirsiniz. Bunu iyi bir şekilde değerlendirin. Çarşamba, perşembe, cuma Ay Karşıt burcunuzda Uranüs ile birlikte, Ay düğümünüzle birlikte, Jüpiter'le birlikte muhteşem bir e, ee, sevinç ve yükseliş döngüsü yaşayacaksınız o günlerde. Fakat hafta sonu yeni ay sizin karşıt finans evinizde doğuyor. Aniden gelecek olan bir para, aniden gelecek olan bir sinyal bir anda içinizi sevinçle dolduracak. Evet sevgili akrepler özellikle hafta sonuna doğru gelecek olan maddi konularla ilgili sevinçli haberler sizi mutlu edecek. İletişiminiz, enerjiniz bir anda yükselecek. Evet haftaya tekrar görüşeceğiz. Bu haftanın bolluk ve bereket getirmesini diliyoruz. Siz seviyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar. 12 Haziran ve 18 Haziran arası sevgili Yay'lar. Yükselen burcu Ay burcu ve kendi Yay olanlar Evet yaylar Jüpiter insanıdır. Kendisini çok sever. Orijinal fikirleri vardır. İnsan ilişkileri muhteşemdir. Mücadeleci bir tarafları vardır. Esnek bir tarafları vardır. Ya yani, yayı anlatmaya kitaplar yetmez. Ama en güzel duygularından biri özgürlük duygularıdır. Ama maalesef sevgili yaylar Jüpiter'iniz Boğa Burcu'nda ilerlemeye başladığı günden beri maalesef tabii ki 17 Mayıs'tan beri istediğiniz özgürlüğü sanki bulamıyormuş gibisiniz. Daha fazla sorumluluk duygusu içindesiniz. Maddi konular sizin için çok daha önemli olmaya başladı. Harcamalarınız konusunda sanki biraz kısıtlanmalar yaşıyorsunuz. Fakat bu hafta özellikle e, kovada ilerleyen Pliton tekrar sizin para evinize geçiş yaptı. Evet eski gibi borçlar, harçlar yani paranın elinizden çıkacak paralar mevcut. Onlara çok dikkat edin. Çünkü parasal konularda oldukça hassasiyet gösteren bir yapınız olduğu için de çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eliniz çok açık. Paylaşmayı çok seviyorsunuz. Parasız kaldığınız zaman çok mutsuz oluyorsunuz sevgili yaylar. Çünkü parayı başkalarıyla paylaşmayı çok seviyorsunuz. Pliton şimdi parasal konuları yeniden gözden geçirmeniz için size böyle dikte ediyor. Peki sevgili yaylar. Karşı evinizde ne var? Güneş var. İlişkilerde çok güçlüsünüz. Aynı zamanda Merkür var. Vıdı 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 devamlı konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz her şey sizi kendinize bağlıyor. Güçlü bir konuşma şekliniz var. İnsanları kendinize bağlıyorsunuz. Ve bu konuda da müthiş iletişim içindesiniz. Planlarınız var, projeleriniz var, imzalarınız var, enerjileriniz var. Var da var. Yani sevgili yaylarımızın en güzel özelliklerinden biri. İletişim konusunda muhteşemler. Evet muhteşem bir şekilde ilerliyor sevgili yaylar. Ve bu arada tabii ki sizi en güzel bir şekilde hayata bağlayan konulardan biri Mars'ta Venüs Aslan'da. Yolculuk yapmak istiyorsunuz. Gitmek istediğiniz çok şey yerler var. Bu arada Venüs ve Mars uzaklardan gelecek olan özellikle sevdiği insan uzaklardaysa ona çok dikkat edin sevgili yaylar özellikle alacağınız haberler, gideceğiniz konular çok çok önemli. Biraz özlem duyduğunuz insanlar var. Bazı insanlar size size ulaşmaya çalışıyorlar. Sizinle görüşmek istiyorlar. Yolculuklarla ilgili, uzaklardaki hayranlarınızla ilgili konular gündemde. Bu arada yeni iş başlangıçları da yapmak istiyorsunuz ve bu yolculukla ilgili konulara alıp başını gitmiş durumdasınız. Ve kendinizle ilgili keşiflerde bulunuyorsunuz sevgili yaylar. Evet bunun dışında şöyle baktığımız zaman dikkat etmeniz gereken en büyük özellik Tabii ki Mars. Mars sizi tepelere çıkarırken dikkatli olmanızı da istiyor. Balık burcundaki Venüs, Satürn ve Neptün işi ile ilgili konuları gündeme getiriyor. Uzun epeydir düzelmesi gereken aile içi duyguları yeniden ele alacaksınız. Ele aldığınız konular biraz sizi sıkıyor. Geçmişten gelen konular. Satürn çünkü ailenin büyükleriyle, sağlıklarıyla ilgili ve evle ilgili konular. Hayalleriniz var ama yarım kalmış hayalleriniz var. Satürn bunları daha katı bir şekilde ya da kurallı bir şekilde bir araya getirmek istiyor. Hayaller toplanıyor ve o hayaller yeni bir oluşumun içine geçiyor. Evet bütün bunların yanı sıra sevgili yaylar. İlle de büyük ille de ikizler burcundaki güneşten ve Merkür'den çok güzel etki alıyorsunuz. Kariyer evinizin gezegeni Merkür sizi iletişim evinizde. Birçok kişinin ilgisi alanı altında kalabilirsiniz. Birçok insan size ulaşmak için ve iş yapmak için sizi arayabilirler. Bunlara lütfen biraz dikkat edelim. Yönete, kendinizi yönetebileceğiniz insanları çok seviyorsunuz. İkili ilişkilerinizde muhteşemsiniz. Pazartesi ve salı aşk hayatınız çok güzel. Genç kadrolarla çok güzel organizasyonlar yapacaksınız. Enerjinizi yüksek tutacaksınız ve yeni başlangıçlar için çok önemli zamanlardan geçiyorsunuz. Çarşamba, perşembe ve cuma iletişiminiz çok güzel. Sosyal ortamlarda sıkı ve sabırlı insanlarla çalışmak size iyi gelecek. Hafta sonu yeni ay 7. evinizde doğuyor. Yeni bir aşk, yeni bir sözleşme, yeni bir iş sizin için çok iyi. İletişim problemleriniz çoktan bitiyor. Enerjiniz çok yüksek. Diyoruz sevgili Aylar, siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşelim. Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili oğlaklar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Evet, Ketum oğlaklar, evet Satüryen oğlaklar. Ve oğlakların en büyük özellikleri biliyorsunuz katıdırlar. Aslında kurumsal tarafları ve mantıklı tarafları çoktur. Çok tavizkar değildirler. Kendi bildiği yolda kararlı bir şekilde ilerlerler ve kimseye çok fazla taviz vermezler. Bütün bunlar o güzel şeyler ama oğlan bir de böyle incecik böyle kendi içinde sızım sızım kalbi vardır. İnsanlara zarar vermekten hoşlanmadıkları için de içine kapanırlar ve duygularını çok konuşmak istemezler. Şimdi sevgili oğlaklar biliyorsunuz yükselen oğlaklar, Ay burcu oğlak olanları için çok güzel bir döngü başladı. Pliton tekrar kovadan para evinizden kendi evinize geçti. Bu çok güzel bir olay sevgili oğlaklar. Neden? Artık Pliton sayesinde ne yapmak istiyorsunuz, ne istiyorsunuz, hangi konuya karşı ilginiz var. Hepsi ortaya çıkacak ve kendinizi iyi bir şekilde karşı tarafa yansıtacaksınız. Artık eskimiş olayları, eskimiş olayları tekrar ele alacaksınız. Kendinizi restore edeceksiniz. Yarım kalmış özellikle parasal konuları kokladınız, ne olduğunu gördünüz, fragmanları oynadınız maddi konularda. Şimdi tekrar kendinize dönüp kapasitenizi ölçeceksiniz. Ben neyim? Ne yapmak istiyorum. Nerede, hangi konuda başarılı olacağım? Gelecek yıllarda parasal konularda ne tür radikal e, işler yapabilirim? Bütün bunları yeniden gözden geçirmeniz için özellikle Plüton size yeniden bir şans veriyor. Bu şansı kullanın sevgili Oğlaklar. Evet Plüton sizi daha da derinleştirecek. Kişiliğinizin, bedeninizin içindeki derin duygulara nokta atışlar yapacaklar ve yapacak bir ton ve siz artık eski siz olmayacaksınız. Hadi bakalım arada bir Pliton tekrar kovaya geçecek 2024'te tekrar geri gelecek ama yıl sonuna kadar sizin burcunuzda kalarak sizin için çok önemli olayları tetikleyecek. Evet şimdi oğlaklar. Bir bu arada Aslan Burcu'nda Mars'ta Venüs var. Evet parasal konular, gizli duygular, kendi içinizde coşkular, paylaşamadığınız konular, anlatamadığınız ama böyle ketum konularla ilgili olaylarınız var. Hadi bakalım bu olayları yeniden ele alın bakalım sevgili oğlaklar. Evet paranın gücüne inanıyorsunuz. Enerjinin gücüne inanıyorsunuz. Sevginin gücüne inanıyorsunuz. Ama sevdiğiniz insanlara Biraz daha açılsanız, çok içinde kapatmasınız duygularınızı. Değişim ve dönüşüme çok açık olduğunuz zamanlardan birinde olmanıza rağmen artık Pliton çünkü sizi radikal yaparken sevgi konusunda bazı konuyu, olayları da tetikleyecek. Hadi bakalım sevdiğiniz insan varsa, hayata nasıl bakıyorsanız, parasal konularda ne tür değişimler yaşamak istiyorsanız, duygularınızı kiminle nasıl net paylaşmak istiyorsanız, gücünüzün farkında mısınız? Bunları düşünün bakalım. Para harcama, parayı biriktirme, para ilgili konular tekrar tekrar gündemde olacak sevgili evet oğlaklar. Hadi bakalım düşündüğünüz çok şey karşınıza çıkacak. Evet bunları yaparken çalışma evinizdeki ikizler, ikizlerde de aynı zamanda biliyorsunuz güneşle merkür var. Hemen hızlı organizasyonlar yapacaksınız. Bu arada çok acelecisinizsiniz. bir anda böyle küçük kazalara... Dikkat edin, kolunuzu, bacağınızı merdivenlerken, çıkarken, özellikle şık hanımlar o yüksek topuklu ayakkabılarını kullanırken davetlerde çok dikkat etmek zorundalar çünkü sağlık evlerinizde birazcık kararsızlık ve dikkatsizlik olabilir. Ama hiç kimseyle gereksiz münakaşaya lütfen girmeyin sevgili oğlaklar. Bu sizin için çok çok önemli. Evet, bu arada aslandan alacağınız güç, güneş ve aynı zamanda Merkür'den alacağınız iletişimle çalıştığınız alanları parasal gelirlerinizle çok güzel birleştirebileceksiniz. Eminim çok güzel döngülerden geçiyorsunuz. Evet bu arada sevgili oğlaklar pazartesi ve salı Ay Koç burcunda aileniz çok çok önemli. Çarşamba, perşembe sosyal ilişkileriniz çok önemli. Sürpriz karşılaşmalar ve gittiğiniz yerlerde olağanüstü insanlarla karşılaşabilirsiniz. HDP'nizle ilgili, hayat kariyerinizle ilgili yeni döngüler var. Hafta sonu yeni ay sizin 6. evinizde yepyeni duygularla karşınıza çıkacak olan oluşumlara karşı evet deyin, bekleyin. Güzel şeyler sizin için olacak diyoruz. Ve sevgili oğlaklara da güzel bir hafta diliyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili kovalar, yükselen burcu, ay burcu ve kendi kova olanlar. Evet bu hafta neler bekliyor sizi? Kovalar biliyorsunuz ilginç bir döngüden geçiyorsunuz. Plüton sizin burcunuzdaydı ama artık böyle geçici olarak gelmişti. Fragmanları gösterdi size. Hayatın bir başka bölümünde daha derinlemesine, daha özel konularla yüzleştirdi sizi. Artık siz yaşadığınız olayların derinlemesine olan kısımlarını da görmeye başladınız. Ama dedik ki piloton ben tekrar sizin 12. bilinçaltı evinize geçeyim, orada kalayım. Bütün mevsim, yaz ve sonbaharda artık tekrar 12. evinizde hareket edecek. Bu sizin için önemli ama bilinçaltınızı yeniden kodlayacaksınız. Yani şöyle bir şey düşünün. Pencereye çıktınız, yeni bir manzara gösterdi Pliton size. O manzarayı çok sevdiniz ya da yeni görseller, hayata dair yeni olaylar gördünüz. Ve dediniz ki artık bu olaylar benim yeni bir bakış açımı ve ortaya çıkarmak için bana çok yardımcı oldu. Artık tekrar pliton geriye çekiliyor. Sizin 12. bilinçaltı evinizde sizi yeniden kodluyor. Yani sevgili kovalar. Çok ilginç, çok sıradışı günlerden geçiyorsunuz. Tam karşıt evinizde de biliyorsunuz Mars'la aynı zamanda Venüs var. Şimdi Mars ve Venüs sizin 7. evinizde. Aşk, evlilik, ortaklık, güzel kutlamalar, mücadele, kapris, aynı zamanda kıskançlık, hatta bu rakip. Bütün bunlar sizin kapsamınızda. Duygusal ve ikili ortak ilişkilerinize bakın, bakalım. Ne hangi konuda doğrusunuz, hangi konuda yanlışsınız? Epeydir Pliton sizi bu konuda açtı, enerjinizi yükseltti. Artık ortaklık ilişkilerinizde daha enerjik bakıyorsunuz. Ama çok seviyorsunuz biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Özellikle duygusallığınızda ve ortaklık konularda kiminle görüşüyorsanız, kim sizinle ilgili konularda ilgiliyse muhteşem bir değişim üzerindesiniz. Ve kendinizi ve hayatınızı inanın çok seviyorsunuz. Ve kendinizi özellikle yatırım yapma konusunda, ilişkiler konusunda onay veriyorsunuz. Çok akıllıca hareket ettiğiniz bir gerçek. Evet kovanın bütün ne var ne yoksa engelleri kalkıyor. Evet artık derin düşünmek, biraz böyle fazla derine gitmek size güzel şeyler kazandıracak. Bu arada para evinizde Satürn ve Neptün var. Parasal konulara biraz dikkatli olun. Hayal ettiğiniz rakamlara, hayal ettiğiniz konulara biraz daha hızlı yaklaşabilirsiniz. Yeter ki planlarınızı doğru yapın. Bu arada aşk ve sosyal evinizde güneş ve merkür var. Konuşacağınız, yaşam alanınız, çok fazla görüşeceğiniz insanlar var. Kafanız oldukça karışık. Ama 7. ev ile 5. ev arasındaki steryum açığı, üçgen açığı, 60 derecelik açı size o kadar güzel şeyler sunuyor ki siz artık yaşamınızla ilgili konuları ortak ilişkilerinizi çok güzel yansıtacaksınız. Enerjiniz çok mükemmel sevgili kovalar. Bu konuda dikkatli olun ama aile evinizde yani yaşam evinizde Arkadaşlarınız ya da ailenize dikkat edin. Ailede sürpriz değişimler var. Belki de hedeflediğiniz konularla ilgili yeni gündem oluşturacaksınız. Lütfen bu oluşturduğunuz, oluşturduğunuz gündemi sıkı 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 sarılın. Evet sevgili kovalar, bakıyoruz Pazartesi günü, Salı günü. Ay Koç burcunda. Ay sizin iletişim evinizde. Kısa vadeli yollar kısa vadeli duygusallıklar yaşayabilirsiniz. Bazı konuları size anlatılan ne varsa duygusal anlamda ele alabilirsiniz. Bu sizin için geçerli bir neden. Çarşamba, perşembe, cuma Ay Boğa'da. Çok inatçı. Size sunulan tekniklere karşı biraz duygusal inat gösterebilirsiniz. Özellikle aile içindeki problemler çok çok önemli sevgili kovalar. Ailenin yeniden yapılanma yeniden sürprizler, bu olaylara karşı duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Dikkatli olun. Ve bu arada hafta sonu yeni ay aşk ve sosyal evinizde Merkür ve aynı zamanda Güneş de. çok güçlü bir iletişim içindesiniz. Bu iletişimi lütfen çevrenize yeni bir şekilde sunacaksınız. İçinizden sanki ikinci bir sen çıkacak. Gerçekten sıra dışı çok özel bir hafta. Lütfen sevgili kovalar bunun keyfini çıkarın. Sizi seviyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili balıklar, yükselen burcu, ay burcu ve kendi balık olanlar. Evet Neptünyen taraflarınız muhteşem. Yaratıcısınız, güzel konuşursunuz, hayallerinizi çok güzel anlatırsınız, enerjiniz güzel. Ama bu arada bazen karamsar ve depresif olabiliyorsunuz. Satürn burcunuza girdiğinden beri bu depresif taraflarınız biraz daha dip yaptı ama daha mantıklı oldunuz. Kendinizle savaşmayı, kendi duygularınızla baş etmeyi öğreniyorsunuz. Tam iki buçuk sene Satürn'le iç içe yaşamayı öğrenin bakalım. Bu arada Neptün size bu konuda sonsuz yardımı olacak ve Neptün'le Satürn bir araya gelerek sizi istediğiniz hayallerinize kavuşturacak. Evet bu arada sevgili arkadaşlar, sevgili balıklarımız, Güneş ve Merkür sizin aile ve yuva evinizde. Şimdi ailenizle ilgili çok konular var, karışık konular var. Çünkü aynı anda yapılması gereken çok işler var. Çünkü Güneş orada sizin hem düşünce sisteminizi hem kendinizi yeniden yapılandırıyor. Tabii ki bu yapılandırma sırasında biraz sizin yorulmanıza neden oluyor. Ama bu arada çok konuşacaksınız. Aile içinde karı, aile bireyleri, ailenin reisi onlarla ilgili konular hepsi bir araya gelecek ve siz sevgili balıkları biraz yoracak. Hatta kararlı zamanlarınızda bile zaman zaman üstünüze düşecekler ve sizi yorabilirler. Kariyerinizde Aile arasında karar vereceğiniz veya kendi kişisel zevklerinizle aileniz arasında karar vereceğiniz anlar var bu hafta. Özellikle bir kare Satürn, Neptünle, Güneş, Merkür karesi var. Zor. Bazı kararlarınızı ailenize kabul ettirmek için biraz efor sarf etmek zorunda kalabilirsiniz. Ama ne yapalım ki bu hayatımızın bir parçası. Bu arada çalışma hayatınızda Mars ve... Venüs var. İş yaptığınız insanlar güçlü karakterli insanlar, size yardım edecek insanlar, gücünüzün farkında olan insanlarla birlikte bir arada olacaksınız. Güzel organizasyonlar yapacaksınız ama zaman zaman rakipler de doğuruyorsunuz. Yani yaptığınız konular, yapacağınız işlerle ilgili bir sürü rakipler size geliyor. Bu rakipler sizi bazen coşturuyor, bazen yoruyor. Ama eninde sonunda size muhteşem iş pozisyonları çıkarıyor. Evet bu arada 7. evinizin yöneticisi Merkür 4. evinizde olduğu için ilişkilerinizde ailenizin bireyleri, aile ilgili konular onlar da karışabilir. Lütfen çok dikkatli olun. İnsan ilişkilerinize mümkün olduğu kadar toleranslı davranın. Hiç kimseyi hiç kimseyi kırmamaya çalışın. Evet bu arada kendinizle ilgili yeni kararlar alacaksınız sevgili balıklar. Yapmanız gereken çok önemli değişimler var. Şimdi bilinçaltı evinizde uzun süredir pili tonduruyordu. Uz, uzun süre değil demiyoruz 3 aylık bir sürede size yeni bir düşünce sistemine geçiş yaptırdı. Artık siz eskisi gibi değilsiniz. Bazı konuları yeniden yapılandırıyorsunuz. Ve artık tekrar e, Pliton sizin 11. evinize geçti. Orada sizin Neptünyen tarafınızda Satürn tarafınızı ortaya çıkaracak önemli insanlarla derin ilişkiler içinde olacaksınız yani siz neyi istiyorsanız hayatta neyle ilişki kurmak istiyorsanız o tarz insanlarla iletişim halinde olmanız sizi çok olumlu gelecek ve çok enerjik gelecek. Evet sevgili balıklar, yapabileceğiniz ve yapmak istediğiniz o kadar olumlu konular var ki bu konuları lütfen kendi içinizde yeniden tartın bakalım. Evet, pazartesiye baktığımız zaman Ay Koç burcumda Para konusu çok çok önemli hayatınızda. Parayla ilgili yeni başlangıçlar, yeni bir enerjiyle pazartesi ve salıya giriyorsunuz. Çarşamba, perşembe ve cuma aynı zamanda Uranüs ay düğümüyle birlikte ve Jüpiter'le birlikte Ay bir arada kendi içinizde yeni bir heyecan dalgası kısa yollar iletişim konusunda konular önemli konular bunlarla ilgili kararlı adımlar atacaksınız. Hafta sonu Yeni ay sizin aile ve yuva evinizde. Ev almak, ev değiştirmek, ailenize katılan yeni bireyler, yeni fikirlerle ortaya çıkacaksınız ve kendinizi çok iyi lanse edeceksiniz. Evet sevgili balıklar bu hafta çok ilginç bir hafta. Hadi bakalım haftaya yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz.